Hadi onları da bahsedelim. Bir diğer kuramımız sevgili arkadaşlar, Rho'nun ihtiyaç kuramı. Burada da özellikle şunları söylemek zorundayız sevgili arkadaşlar. Rho'yu düşündüğümüzde, Rho dikkat ederseniz kuramında ihtiyaç kuramına vurgu yapıyor. O zaman bu adam kuramında bir şeye vurgu yapıyor. Bu adamın asıl kuramındaki amaç anne baba tutumları ve ihtiyaçlardan etkilenmiştir sevgili arkadaşlar. Anne baba tutumları ve ihtiyaçlar. Hatta Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramından etkilendiğini de söyleyebiliriz. Diyor ki bir insana anne babası nasıl davranırsa o da ihtiyaçlarına göre meslek seçer diyor. Demek ki baktığımda bir anne babanın çocuğa davranışları, onun meslek seçimindeki ihtiyaçları ele alıyor derse Rho'nun kuramı ön plandadır diyebiliriz. Ve Rho'ya göre sevgili arkadaşlar 3 tip anne baba tutumu vardır. Bir tanesi sevgili arkadaşlar çocuğunu reddeden anne baba tutumudur. Reddeden anne baba tutumunda çocukları düşündüğünüzde nasıl çocuklardır sevgili arkadaşlar? Özellikle bu çocuklar anne babadan sevgi, ilgi görmemişlerdir. Anne babadan sevgi, ilgi görmedikleri için bunlar ne yaparlar sevgili arkadaşlar? Sevgi, ilgiyi dışarıda ararlar. Ama dışarıda ne? Meslek kuramı bu. O zaman sevilecek, ilgi duyulacak mesleklere yönelirler diyebiliriz. Ve hatta ben burada şunu da söylerim. Sevgi ve ilgi ihtiyacı karşılanmadığı için bu kişiler yükselmek isterler mi? Yükselirler sevgili arkadaşlar. Ama yükselmek isterlerken alttaki insanları değerli mi görürler, ezerler mi? Ezerler diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu birinci anne baba tutumu. Peki gelelim ikinciye. Aşırı derecede koruyucu anne baba tutumu. Dikkat edin, bazı anne babalar var, çorabını kendi giydiriyor çocuğunun, yemeğini ağzına besliyor. Sevgili arkadaşlar, bütün ihtiyaçları anne baba tarafından karşılanmaya çalışıyor. O zaman bu çocuklar bağımlı mı değil mi? Bağımlıdır sevgili arkadaşlar. Hep birileri bunları yontsun, çeksin. Bütün içinde parçadan birileri çeksin diye isterler. O zaman bu kişiler yöneten mi yönetilen mi olmak isterler? Yönetilen olmak isterler diyebiliriz. Bunların da en önemli ihtiyaçları odur. Peki en sağlıklı anne baba tutumu hangisi? Destekleyen, yani demokratik anne baba tutumu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu anne baba tutumunda çocuklarına ilgi, sevgi gösterirler mi göstermezler mi? Sevgi ve ilgi gösterirler. Peki bunun yanında sevgi ve ilgi gösterdiklerinde çocuklar yeri geldiğinde işbirliği yaparlar mı? Evet. Yarışmacı mıdır değiller midir? Yarışmacı değillerdir sevgili arkadaşlar. İşbirliği yaptıkları için kendi özelliklerine göre onları telafi etmeye çalışırlar diyebiliriz. Gereksiz yere rekabete girerler mi? Hayır, üretken insanlardır. Toplumdan en fazla istenen bireylerdir demokratik anne baba tutumunda. Ve Rho en son şunu da söylüyor sevgili arkadaşlar, ona da vurgu yapmakta fayda var. Şu özellikle koruyucu ve reddeden anne baba tutumunu düşündüğünüzde bu kişiler özellikle daha çok sevgili arkadaşlar seçtiği mesleklerde sosyal ilişki düzeyleri azdır. O zaman bunlar daha çok insana yönelik olmayan meslek seçerler. Yani genelde teknik meslekler der Rho. Ama koruyucu anne babayı tutumunu demokratik anne baba tutumunu düşündüğünüzde ise daha çok onların sosyal ilişkileri iyi olduğu için insana yönelik meslek seçerler diyor. Bu soru haline getirildiğinde şöyle olabilir. Bu koruyucu ve özellikle reddeden anne baba tutumunda daha çok teknik meslek seçerler. İnsana yönelik olmayan ama daha çok kabul eden de, yani anne babanın kabul ettiği demokratik anne baba tutumunda ise sosyal ilişkileri iyi olduğu için, üretken insan oldukları için insana yönelik meslek seçerler diyebilirler. Bu şekilde de örnekleri artırabilirler diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu Rho'nun ihtiyaç kuramıydı. Bir de son mesleki rehberlik kuramında Holland'a göre mesleki gelişim. Şimdi her kuramın belirli bir temel özelliği vardı. Kuramının asıl amacı. Holland neyi düşünüyor? Holland'da sevgili arkadaşlar özellikle bireyler kişilik tiplerine göre davranır diyor. Bireylerin kişilik özelliği neyse o kişilik özelliklerine göre meslek seçerler diyor sevgili arkadaşlar. Ve Holland bence bunların içinde en rahatı diyebilirim aslında. Çok rahat çıkarabilecek özellikleri de var. 6 tane kişilik tipi söylüyor. Bir tanesi gerçekçi, araştırmacı, sosyal, girişimci, geleneksel ya da düzenli de diyebilir sevgili arkadaşlar. Artistik ya da yaratıcı da diyebilir. Ve isterseniz tek tek bunların özelliklerine de değinelim. Şimdi gerçekçi kişilik tipi. En bariz özellikleri sevgili arkadaşlar somut işlerle uğraşırlar. Tamam. Açık havada olmayı severler. Tamam. Çok güzel. Açık havada olmayı severler. Efendime söyleyeyim sevgili arkadaşlar,
daha çok bu kişiler mekanik işlerde uğraşırlar. Hatta biz onlara şunu da diyebiliyoruz. Kas faaliyeti, motor koordinasyonu gerektiren işlerde uğraşırlar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu yüzden de erkeksi özellikleri var mıdır? Vardır. Sabırlı, hoşgörülüdürler. İçgörü, başarılı güdüleri fazla gelişmemiş, uygucu, içten doğal kişilerdir diyebiliriz. Peki baktığımızda ya bu kişiler, gerçekçi tipler somut işlerle uğraşıyor. Mekanik işlerle uğraşıyor. Açık havada olmayı seviyor. O zaman bunlar neler olabilir? Örneğin tamirciler, araç teknisyenleri, elektrikçiler, bakıyorum denizciler açık havada sevgili arkadaşlar. Ha şunu da söylemek gerekir. Holland'a göre sadece bir kişilik tipine has meslek yoktur sevgili arkadaşlar. Yeri geldiğinde bir meslek iki kişilik tipi özelliğini de barındırabilir diyebiliyor. 2 ve 3. Biz genel olarak konuşuyoruz diyebilirim. Ziraat ili açık havada somut işler, ürünler ortaya koyuyor. Hatta dağcıları düşünün, ormancıları düşünün. Somut açık havada olan işler diyebiliriz. Peki bir diğer kişilik tipi araştırıcı, aydın insanlar. Şimdi bu kişileri düşünün. Meraklı insanlar mı? Evet. Bilimsel çalışmalara ilgi duyuyorlar mı? Çok fazla. O zaman bilimsel çalışmaları yaptığı için analitik gözlem yapma yeteneğine sahipler midir? Evet sevgili arkadaşlar, soru sorup bilimsel çalışmaları yakından takip ederler. O zaman bilimsel çalışmaları yakından takip ediyorlarsa eleştiriler düşünüp analiz yapıp titiz, rasyonel düşüncelere sahip midir? Evet sevgili arkadaşlar. Bunlar araştırmacı, deneysel çalışma yapar mı? Yapar vallahi sevgili arkadaşlar. Neden yapmasın? Araştırıcı aydın ne geliyor? Akademisyenler geliyor. Benim aklıma ilk gelen, bizim çalışmalarımızı alan, onları irdeleyen kişiler. Biyologlar, genetikçiler, matematikçi, kimyager, fizikçiler. Bunların hepsi araştırma üzerinden bilimsel çalışma niteliği taşıyan kişilerdir sevgili arkadaşlar. Peki bir diğer kişilik tipi, artistik, yaratıcı. Sevgili arkadaşlar, bunların en bariz özelliği duygu ve heyecanları yersiz, dengesiz diye geçiyor ama yani dengesiz çok değişik, yani onu daha yumuşatalım bence. Arkadaşlar kızmasın bize. Duygu ve heyecanları yersiz ve değişkendir. Duygu ve heyecanları yersiz, değişkendir. Estetik çalışmaları yakından takip ederler. Şimdi bu duygu ve heyecanlarının değişik olması yaratıcı özelliklerini de gösterir mi? Evet sevgili arkadaşlar, bir eser ortaya koyma çalışmaları, sanatsal faaliyetlerde bulunma artistik, yaratıcı kişilik tipindeki bireylerin özellikleridir. Peki kim bunlar? Yahu bir bakıyorsunuz şarkıcıları düşünün sevgili arkadaşlar. Şarkıcılar. Bir bakıyorsunuz örneğin ilk aklıma gelen Yıldız Tilbe. Nasıl sevgili arkadaşlar? Duygu heyecanları aşağıda yukarıda doruklarda yaşıyor. Ya da piyanist şantörleri düşünüyorum. Yahu ben piyanist şantör slow motion müzik çalıyor. Aniden bir bakıyorsunuz aniden roman havası çalıyor. Ya çok fazla duygu ve heyecanları değişik. Ressamlar. Gidiyorsunuz resim sergilerine bakıyoruz. O da bakıyor, görmüyor. Yani o daha iyi görüyor da biz göremiyoruz. Bakıyor. Aniden yapabilir. Biz anlamıyoruz. Yani duyguları dorukta yaşıyorlar. Ama bu da tabii üretkenliği anlamına geliyor diyebiliriz. Yazarlar, ressamlar, aktörler, müzisyen kişiler, dekoratörler, mimarları bu gruba alabiliriz sevgili arkadaşlar. Peki. Gelelim bize. Sosyal kişiler sevgili arkadaşlar. En önemli özellikleri İletişim ve empati becerilerimiz yüksekmiş. Tamam, doğru. İletişim ve empati becerileri yüksek. Yardımsever, işbirlikçi insanlar mıdır? Doğru mu? Öyle diyor sevgili arkadaşlar. Yani insanlarla birlikte olmayı sevdiğimiz, aynı zamanda başkalarına eğitme, yani biz öğretmenleri de kastediyor sevgili arkadaşlar. İkna yetenekleri de var diyor. Ama bu ikna yeteneği biraz sonra da gene kıyaslayacağız. Orada virgül atacağız sevgili arkadaşlar. Kim olabilir peki bu sosyal kişiler? Öğretmenleri alalım mı? Alalım. Psikolojik danışmanları alalım mı? Alalım. Sosyal hizmet uzmanları? Tabii ki insanlara yardım edip eğitmeye, yani iletişim becerilerini kullanma yeteneği var. Sosyologları alır mıyız? Alırız sevgili arkadaşlar. Psikologları da alırız. Halkla ilişkiler uzmanlarını da alırız diyebilirim. Peki. Bir diğeri girişimci. Girişimcilerin en önemli özellikleri sevgili arkadaşlar, değişimden hoşlanır mı, hoşlanmaz mı? Hoşlanırlar. Değişimden hoşlanırlar. Peki en önemli yetenekleri ne? İkna yeteneği. Şimdi ÖSYM müfredat kapsamını düşündüğümüzde sosyal kişilerde de ikna yeteneği var. Ama ikna yeteneğini en fazla kullanan girişimci midir, sosyal midir? Girişimci daha ön plandadır. İkna yeteneği tamamen yüksek sevgili arkadaşlar. Yeni projeler üretirler. Doğru mu? Doğru. Değişimden hoşlandıkları için yeni projeler üretirler. Sosyal aktivitelerde bulunurlar. Organizasyon işlerini çok iyi yaparlar diyebilirim sevgili arkadaşlar. Girişken insanlar ya. Şimdi sorduğumuzda girişimcinin en temel özelliği
girişken, ya onu demeyin, hani ikna yeteneği, atılgan, konuşma eğilimi olan, proje üretme eğilimi olan kişi diyebilirsiniz. Peki kim bunlar? Satıcılar, pazarlamacı, doğru vallahi. Bir filmde de vardı hatırlarsanız, Şener Şen'in olması lazım. Jilet çalışmıyor ama çok iyi pazarlıyordu sevgili arkadaşlar. Eve gelen çelik tencere satanlar, çaydanlık satanlar. Ya istemiyorum diyorsun, aa al 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 bunu diyor. Ya da kredi kartçılar sevgili arkadaşlar, istemiyorum. Allıyor, pulluyor, bir şeyler yapıyor. İyi bir organizasyon, iyi bir ikna yeteneği. Elimizde 5-10 tane kredi kartı, bunları alabiliriz. Komisyoncular, menajerler. Sakat futbolcuyu bize satıyor. Nasıl oluyor? Allıyor, pulluyor, bir şeyler yapıyor sevgili arkadaşlar. Politikacıya bir şey demiyorum. Dese ki 150 bin öğretmen alacağım, atarız uyumuzu. Tamam. Sonra dilim sürçtü 15 binde. Yani bizi yanlış anlamayın. Yani ikna ve kandırma olarak ön planda diyebiliriz. Avukat, yalanı doğru, doğruyu yalan yapanlar. Bunları da alırız sevgili arkadaşlar. Geleneksel, düzenli. Sevgili arkadaşlar bunlar... Özellikle değişimden hoşlanır mı hoşlanmazlar mı? Değişimden hoşlanmazlar. Yahu bunlar ne yapıyor? Amaçları var olan düzeni sistematik şekilde devam ettirmek. Var olan düzeni korumak diyebiliriz sevgili arkadaşlar. O yüzden sistemli nesnelerle ilgili sistematik çalışırlar. Kayıt hesap işlerini, kontrol işlerini çok iyi kullanır diyebiliriz. Mesela banka mesnadarı. Bankaya gidin oturun, adamın işi bütün gün para saymak. Tuvaleti geldi gerek yok say. Adamın amacı sistemi götürsün yahu. Ya da kütüphaneci. Arkadaşından silgi isteyeceğim. Silgi verir misin? Hemen geliyor. Ya bu silgi isteyeceğim. Diyor. Adamın sistemi koruma mantığı var sevgili arkadaşlar. Daktilograflar, postacı, muhasebeci, kitapçıyı da burayı dahil edebiliriz. Bu sevgili arkadaşlar bizim özellikle mesleki rehberlikte, mesleki rehberlik kuramları Holland'ın son vurgulayacak olduğumuzdu. Bundan sonra bizim bir diğer bölümümüz kişisel rehberliği konuşalım.